Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Solda yazanlar o satırdaki en büyük sayıyı, sütunda yazanlar o sütundaki en küçük sayıyı gösteriyor. Örnek bakın burada e, 3 arkadaşlar. Hakikaten bu sütundaki en küçük sayıdır. Mesela şurada 8'e baktığınız zaman bu da bu satırdaki en büyük sayıdır. Buna göre şimdi bu satırda en büyük sayı 9 olmalı. İşte bu satırda en büyük sayı 7 olmalı. Bu satırda en büyük sayı 6 olmalı. E hani 8... Haliyle bu soruda bence önemli noktalardan bir tanesi o 8'i düşünmek. Dolayısıyla burada en büyük 7, burada en büyük 6 olduğuna göre aslında 8 arkadaşlar işte burada olabilir. Mesela 9 burada olabilir gördüğünüz gibi. Böylece en büyük satır da gerçekten bu 9 sayısı olur. Sonra e, bu sütunda en az 3 olduğuna göre buraya 3'ü yerleştiririm. Bakalım şimdi e, burada 4 tane rakamımız kaldı artık elimizin altında. 7 buradaki en büyük rakam. Şöyle buraya 7 yazayım mesela tamam mı? Burada da 6 en büyük rakammış. 6'yı nereye yazalım? Buraya bir deneyelim. Elimizde ne kaldı? 2 kaldı 1 kaldı değil mi? Şimdi burada ama 1 olmalıydı. Aa, o zaman hata yapmışız. Haliyle hemen değiştiriyorum. Şuraya arkadaşlar bir 1 yazayım. Buraya 7 yazayım. Böylece 7 1, 3 en küçük sütundaki sayı 1 oldu gerçekten. Artık elimizde 2 ve 6 kaldı. Buraya 2 yazarsam buraya 6 yazsam. Buradaki en büyük eleman gerçekten 6 oldu. Buradaki en küçük sütun gerçekten 1. 7'yi zaten elde ettik. Tamam, hiçbir hata yok. O zaman bu sütunda en küçük sayı kaç geldi? 6. Yalnız orada ben şunu da fark ettim. 6 ile 2'yi yer değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bakın buraya 2'yi buraya 6 yazsam yine durum değişmiyor. Gördüğünüz gibi yine burada en küçük sayı 1. Burada da en büyük sayı 6. Sıkıntı olmadı. Demek ki orada x arkadaşlar 6 da olabilirmiş, 2 de olabilirmiş. Alacağı değerler toplamı 8 geldi. Maviye boyanacak yerleri gösterelim önce bir. E, burası bu, 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 bu. Tekler diyor çünkü. Dörtte de çiftler. Buralar artık mavi. Burayı beyaz olduğunu unutun artık orası mavi oldu. Şimdi dördün arkadaşlar mesela şu mavinin kaç tane komşusunda beyaz var? Bakın çaprazında 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 tane var arkadaşlar. Aynı şey bunun için de geçerli. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun için de geçerli 4. Şunun için de geçerli 4. Ancak buraya geldiğimiz zaman bakın bunun komşusunda bir tek bu var bir de bu var. Oraya hemen ezberce yaklaşıp 4 demeyelim 2 oldu. Sonra gelelim buradaki maviye. Bunun şey beyaza pardon. 1, 2, 3 tane ilk seferde. Diğerlerinde hep 4 bak. 1, 2, 3, 4. Yine burada bakın. 1, 2, 3, 4. Diğerlerinde de o zaman aynı şekilde 4, 4 gidecek. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4 tane 4 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsinin toplamı da 37 oldu. Bu ve bunun toplamı. B şıkkı. Burada tabii 3 boyutlu da biraz düşünebilmek lazım arkadaşlar. En az kaç hamlede A'yı B'ye getireceğiz? Şöyle çevirelim bakın. Şu gösterdiği 3. adım var ya, buna uygun bir şekilde bunu çevirip böyle e, ne yönü diyeyim size? Şu yönde arkadaşlar buraya getiririm. A'yı bakın buraya getiririm. Tamam mı bu kübe? Dolayısıyla artık bir de şu hamleyi yaparım. Bunu böyle çeviririm. Böylece arkadaşlar B'nin olduğu yere getiririm. Haliyle kaç hamlede yaptık? 2 hamlede A şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada bir kere boruları birbirine bağlayacağız harflerle. Ve diğer taraftan da bütün noktaları birleştirmemiz lazım. Yani en büyük elde ederken elde edip sonra bırakmayacağız. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor şimdi burada. E, en uzun boruyu nasıl bağlarım diye bakıyorum. Tabi biraz görme sorusu aynı zamanda. Böyle yaparken size bu böyle yapılır diye ahkam kesecek değilim. Siz hatta bazen bunları bizden daha iyi görüyorsunuz. Sayısal mantık sorularında biz öğretmen olarak size müthiş katkılar veremeyebiliriz arkadaşlar. Yaşı itibariyle siz bunları eminim bizden çok daha iyi, iyi düşüneceksinizdir. Hani böyle mütevazilik olarak falan da söylemiyorum bunu. Gerçekten öyle. Şimdi benim burada gördüğüm şu. Bakın D'yi en uzak seçerim gibi geldi. O biraz gözüme kestirdim onu. Tabi burada artık birleştirmem lazım. E'yi böyle birleştirelim. Birleşiyor. Sonra A'yı bakalım birleştirebiliyor muyuz veya B'yi. B'yi böyle birleştireyim. A'yı böyle birleştireyim. F'yi böyle birleştireyim. Evet birleşmeyen arkadaşlar... Nokta kalmadı. Bütün boruları birleştirdik. Hiçbiri birbiriyle kesişmedi. O zaman D'nin uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim oldu B şıkkı. Her domino taşının bittiği yere diğerinin başlangıcı gelecek. Örnek burası arkadaşlar 3 ile bitiyorsa 3 ile başlamak lazım. Soruda da zaten onu yapmış bakın. Ee, gördüğünüz gibi bakın 3 ile bitmiş, 3 ile başlamış. 5 ile bitmiş, 5 ile başlamış. 2 ile bitmiş, 2 ile başlamış, 6 ile bitmiş, 6 ile başlamış şeklinde. Şimdi elimizde 6 tane domino taşı var. Bunlardan bir tanesi dışarıda kalacak. Hangisi diye sormuş. Şimdi normal düz başlamaya çalışayım. Buraya 1 2 yani şunu kullanmaya çalışayım. Numara olarak göstereceğim. Bunları böyle nokta nokta göstermeyeyim arkadaşlar. 1 2 2 başladık diyelim. 2 3 olur. Sonra 3'ü kullanabileceğimiz burada bu var. 3 5 diye yerleştirdim. Bu 3 5'i ters çevirdim bir nevi. Şimdi yalnız elimde artık bakın 3 yok. Dolayısıyla ben 1-2'yi o zaman sanki burada dışarıda bırakacakmışım gibi algıladım. Ama yine de böyle göstereyim diğerinde gerçekten 1-2'nin dışarıda kalacağını ispatlamış olalım. 2-3 sonra arkadaşlar 3-5 5 ile bitti ya. Şimdi elimizde ne var? 5 ve 6 var bak. Bu 5-6'yı ters çevireyim böyle olsun. Sonra arkadaşlar elimde bir tane daha 5 var. 5, 4 olarak ters çevirdim. Sonra 4'ü de buraya yerleştirdim. 1 de böyle oldu. Bakın Kullandığım bir tek başlangıçtakini kullanmadım. A şıkkıymış. Adım size gözüne göstermeye çalışayım. Siz de sabredin arkadaşlar. Çünkü görsel olarak kolay değil bunu yapmak. Şimdi burada arkadaşlar ilk adımda şu var ya bunu alacağım. Şöyle buraya getireceğim. Buraya getirdim tamam mı? Sonra ikinci adımda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Onu da göstereyim. Şunu da alacağım buraya getireceğim. İkinci hamlemi yaptım arkadaşlar. Şimdi buralar tabii boşaldı artık. Burada bir şey yok. Burada yine bir şey yok. Şimdi üçüncü adım şöyle olsun. Gösteriyorum bakın takip edin. Üçüncü adım bunu buraya aldım. Üçüncü adım. Dördüncü adım buraya aldım. Bakın artık ne oldu? Gördüğünüz gibi o böyle oval oluk şöyle olan artık bakın uçla birleşti. Haliyle Artık bunun kısmı da yine böyle boşaldı. Şimdi 4 adımı yaptık. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şu 5. adımda alacağım bunu buraya kaydıracağım sola doğru. 6. adımda arkadaşlar yine göstereyim bakın. Şunu da alacağım buraya böyle kaydıracağım. Gördüğünüz gibi artık top oluktan geçecek. Şöyle bakın. Böyle daha kalın bir şeyle göstereyim bakın gördüğünüz gibi top böyle geldi olay bu 6 hamlede bu işi hallettik